Evet, 27. gün Büyükçekmece'deyiz ama o bizim güzel hocalarımızdan Suna hocamın yanındayız. Arkada kedisi için yeni evi yapmış, süslemiş ama. Bakın şöyle bir fotoğraf göstereceğim. Kendisi burada Urfa mıydı hocam? Urfa'da. Urfa'da. Ve şöyle bir şey konuştuk biz sohbet ederken. Şöyle bir albüm var içerisinde ailesinin çok değerli kıymetli ve böyle bir tapuyla başlıyor. Altta da satılamaz yazıyor. Hocam süreci konuştuk biraz önce de sizinle. Ne güzel size sağlıklı 89 yaşında. Evet, 89 yaşındayım. İlkokulu 4 ve 5'i Yayladağ'da okudum. Yayladağ Hatay'ın en güzel ilçelerinden biriydi. Çamların içinde böyle gayet güzel, insanları güzel, her şeyi de çok güzel bir yerdi. Şimdi böyle görüyorum, perişan olmuş. Üzülüyorum. Yerde daha yok artık. Benim çocukluğum da yok. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Değil. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Nasıl eskiye döneceğiz hocam? Değersiz. Şimdi babanız süvariydi. Evet, Süvari süvariydi, askerlerden. askerdi. Hatta burada bir kayak takımı da vardı değil mi? Kayak takımı, Evet. İstiklal Savaşı'nda Ben bakıyorum bir çekilmiş. yandan onu da paylaşayım diye size. Tabii çok İstiklal eski. Savaşı arkadaşlar çok Evet, çok önemli. eski. Onu bulurken, ararken. Siz Alıyor. birçok... Buyurun hocam. Ben babam asker olduğu için atları çok severdi. Ben de o hayvanların arasında büyüdüm. Atları ben de çok seviyordum. Burası neresiydi hocam? Nasıl? Şurası neresiydi? Orası Elazığ. Bakın burası Elazığ. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Afacan böyle bir kendisi diyor ki şoför nebat gibi. Evet. Siz tabii Elazığ birçok Şanlıurfa o zaman daha önceki sohbetimizde de demiştiniz benim için Evet. önemlidir diye. Urfa'dayken ben ilkokul birinci sınıfa da Urfa'da başladım. Sonra Yayladağ'a gittik. Asker olduğumuz için devamlı bir tayinimiz çıkıyordu. Evet. Urfa'da oturduğumuz evin bahçesine bitişik bir ev vardı. Ev sahibi Türkçe bilmeyen, suratında böyle dövmeler olan bir doğulu kadındı. Şarkçı bana gibi. Hayır, Hı, hayır. değil. Onlar ona güzellik diyorlar böyle. Öyle, ha anladım. Dövmeler Tanısınlar diye de koyuyorlar hem kalabalık olduğu için kollarında hem ellerinde. tarafında. Evet. Türkçe bilmiyordu, hiç Türkçe bilmiyordu. Biz de o zaman çocuğuz böyle bu Kürttür, bu bir Türktür diye bir ayrım yoktu. O bizim çok cici bir komşumuzdu, El Obacı. Adı da El Obacı'ydı. Sabah erken kalkar, tandırda ekmek yapar, böyle mis gibi ekmek kokar. Çiğ açardı, çitleri bize ekmek uzatırdı sıcak sıcak. Hani onu derdi anneme, çocuklar yesin. İneklerini sağar, süt kaynatır, süt getirir, mis gibi kokar. Şimdi öyle bir Urfa yok artık. Sil baştan yapacağız ama hocam o şimdi o süreci babanız Kurtuluş Savaşı mücadelesinde tüm aslında onları da söylerseniz kendi akrabalarınız coğrafya kitapları yazan insanlar var belediyecilik yapan Tabii, tabii, insanlar var tabii. onları da unutmadan söyleyelim ama sil baştan kosaracağımıza inancımız daim değil mi? Nasıl becereceğiz peki bunu? Yani temel değerlerimize sahip çıkarak değil mi? Muhakkak, muhakkak. O çok eski birisi. Kayak Kayak As takımı. Kurtuluş Savaşı. Evet. Bakın dostlar. Veya İstiklal Savaşı mı İstiklal diyorlar Savaşı. bakın. Kayak takımı. Kayak takımı, asker hepsi ve burada köpeği de görüyorsunuz. Böyle de sadece insan değil, bütün canlılarla Evet, şeyler, evet. bütünler. Şimdi hocamız aynı zamanda ben çok yormak istemiyorum. Burası Şurada da hangisi gösterebiliriz hocam? Emre'cim. Dedem vardı. Şu Şu, mesela. şu. Siz söyleyin hocam, anlatın. Ben buradan göstereyim arkadaşlar. Orada Ah. dedem, amcalarım ve babam, halam. Bu biz daha dünyada yokken Miralay. Miralay Fethullah Bey deniyormuş yani. O zaman askeri rütbesi öyle. Aldım ben hocam. Siz rahatsız olmayın. Evet. Yani böyle bir kökenden Şöyle geliyorum. koltuğu. Bütün sülale aslan, asker, babam, amcalarım. Benim için şu andaki ortam hiç o zamana benzemiyor. Düzelteceğiz el birliğiyle hocam. İnancımız tam. Sizin gibi büyüklerimiz, değerlerimiz var. Ve hocam biliyorsunuz kendisi
sonra dur da en son Cumhuriyet'te de yazmıştık. Aslında hem hayvanların hem ihtiyaç sahibi çocuklara gönüllü olarak destek veriyor. Aynı zamanda Çağdaş Yaşam değil sadece, Aziz Nesin Vakfı'na da son zamanlarda değil mi? Hayır, son zaman hep yollayın. Şu anda oraya tamamen odaklanmış durumda. Çünkü biraz önce öyle konuşmuştuk. Değil mi? Destek için. Yani düştüm, bacağımı kırdığım için dışarıda faaliyetim yok. Ama oturduğum yerde orada şey gidiyorum. Girsin mi hocam? Gelir. Gel bakalım. Gel. Burada kedilerimiz var çünkü. Heh, hoş geldin. Evet. Daha faydalı olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Çünkü yardımlar geliyor yani, hocama. Boş durulmuyor. Emel'cim yani böyle elin üstünde oturup bir şey faydam olmuyor o zaman. Biliyorsun bir sürü şeyler yaptım, oyuncaklar yaptım. Neler neler, bir sürü şeyler. Aha, ben kendiminkini alayım, geleyim hemen bir dakika. Evet, şimdi biraz şımarıklık yapacağım dostlar. Bakın bakın, bakın şu da, bakın. Çıkarıyorum. Bu da, çok özür dilerim. Suna annemden bana. Bakın. Ya böyle nasıl diyeyim, yetenek kelimesi bile az, yetersiz. Onun varlığı çok yüce. Çok güzel bir öğretmen. Bütün çocuklara dokunuyor. Ben daha önceki çalışmalarında da size bahsetmiştim. Kendisi bunları hem gönüllüler getiriyor ama artık bu Çağdaş işemek yapıyordum. Evet. Yani hiçbir bedel almadan, yapıyordum. Çocuklara satıp burs veriyorduk. Beni çok mutlu ediyordu ama şu anda işte o kadar faal değilim. Yaptıklarınız yeterli hocam. Ama şunu demek istiyorum. Bu düğme atılacak diyorlar. Mesela evet. Bu gerek yok diyor. Hemen dönüştürüyor. Onu hemen bir şeye biz ekliyoruz. Yani bir şey faydası oluyor. Aslında hocam bu tüketmeme duygusunun şu anda ihtiyacımız olan da o değil mi? Dönüştürmek, tabii, kazandırmak. Tabii, içerisi dolu. Evet hanım. Evet. Torbalar, kutular bir sürü getirdiler. Kalem kutuları. Bu hayvanların yediği mamalardan kutularını kalem kutuları yaptım. Bütün okullara doğuya yolladık çocukları. Görüyorsunuz böyle hani ne işe yararım değil, her an her salise nefes aldığımız kadar aslında borcumuz olduğunu düşünüyoruz değil mi hocam? Yok. Yani herkes elinden gelen her şeyi yapması lazım. Yani bu taşın altına elini koması lazım. Büyük büyük işler değil. Ufak ufak da olsa çok büyük bir şey. Hiç olmazsa oradaki gerçekten yardıma ihtiyaç olan vatandaşımıza değil mi? Ben evet. Buradayım. Evet. Senin yanındayım. Evet. Maalesef. Acına bu kadarını yapabiliyorum demek. Evet, onları düşündüğümüzü, onların arkasında olduğumuzu bilmeleri lazım. Yani hep gel. Büyük paralarla, gel. Büyük güçlerle değil. Yani damlaya damlaya gül olur. Burada çok güzel bir şeydir, atasözüdür. Evet. Morallerimizi yüksek tutacağız. Morallerimizi yüksek tutmak herhalde, için kimi televizyon da izlemiyor, kimi başka şey yapıyor. Önerilerimiz bu kadar yaşanmışlığın içerisinde ne söylemek istersiniz bizi izleyenlere? Son olarak sizi yormak istemiyorum çünkü. Gençliğim çok güzel geçti. Yani vatan duygusuyla dolu yetiştirildik. Her şey çok güzeldi. Bizim zamanımızda Kızılay vardı. Kızılay Karagün dostu lafını talebeyken öğrenmiştik. Basmalar alırdık Sümerbank'tan. Annelerimiz dikerdi, giyerdik. O kadar mutlu olurduk ki. Her şey çok güzeldi. Babası ve atamız. Evet. Yerli malı haftaları yapardık. Ya, değil mi hocam? Masaların üstünde portakallar, elmalar, fındık, fıstık. Her şey vardı, her şey. Kimse kimseye musallat olmazdı. Kötü şeyler olmazdı. Yani milyonda bir olan bir olay dahi olsa büyük bir olaydı onlar. Şimdi demek ki beyazın içerisine biraz siyah karışmış, grileşmesi evet. Yoğunlaşmış, beyaza döneceğiz. Çünkü temelimiz sağlam değil evet, mi hocam? Evet, şimdi o yola girdik. Temel değerli. İnşallah sonunda da yine güzel bir Türkiye, güzel insanlar, birbirini seven insanlar olacak. Senden benden yok böyle bir şey. Herkes insan. Herkes insan. Kim olursa olsun. Kesinlikle. Kimseyi ötekileştirmeden sevgiyle. Hayır. Çünkü değerlerimiz o temel
o binaların temeli gibi o sağlam. Değil evet, mi? Evet. Atamız bize ne öğrettiyse? Öyle. Evet, öyle. Biz anneden babadan da öyle gördük. Değil mi hocam? Hep evet. Ülke sevgisi, hep vatan sevgisi, ata sevgisi. Tabii beyinliyken hep öyle okuduk. Hep öyle okuduk. Benim arkadaşım falanmış, benim arkadaşım filanmış. Yoktu öyle bir şey. Herkes bizdendi. Herkes. Valla biz hayvanlara dayanamıyoruz. Değil ki insanlara. Değil mi? Neler gördük? Tabii, tabii. Bu süreç 27 günde neler gördük? Burada ilk hayvan sevenler derneğini kurduğumuz zaman 7 arkadaş bize belediyemiz yardım etti. Barınak yaptık, onlara yuvalar yaptık, kısırlaştırdık, çoğalmalarını önledik. İnsanları topladık. Oba kulüpte bilhassa konferanslar verdik. Hı hı. Hayvanları dövmemeyi, kötü muamele etmemeyi çocuklarınıza öğretin. Bilmiyorlar çünkü. Taş atıyor, sopayla vuruyor, tekme atıyor. Sen ona vurursan da seni ısırır. O saldırgan değil. Ya zaten hocam ben hep onu söylüyorum. Dedim, durup dururken bir hayvan saldırmaz. Hayır. Ya senin o andaki bir enerjin, bir şey öfken vardır tabii. İçinde değil mi hocam? Hissediyor. İyiliği de biliyorlar. Aynen öyle. Vurulduğunu, dövüldüğünü de biliyorlar. Unutmuyorlar. Şunu diyebilir miyiz hocam? Ben öyle söylüyorum çünkü. Eksik olduğumuz sevgi kadar aslında onlardan da şey alıyoruz. Tabii. Değil mi? Hissettikleri tabii. için. Tabii. Ve bunlar sevgisizlikten olmuyor mu? Hayır, tabii. Tabii. Bir de ben eğitim okulda veriliyor. Güzel bir şey. Evde başlıyor. Anne babanın öğreteceği çok şey var. Kesinlikle. Bir hayvanı döven, taş atan çocuğa anne veya baba yapma oğlum, yapma kızım. Onun da canı var, canı acır. Niye vuruyorsun? Bunu öğretmiyorlar. Öyle ki köy enstitülerinde değil mi hocam? Evet. Ağacın bile evet. canı var diyen öğretmenler. Evet, evet. Maalesef. Bunlara yeniden sıfırdan başlamamız lazım. Yani şey gibi... emekleyen bir taytaydan emekliye ayağa kalkan gibi. Yani geç değil. Hiçbir şey için. Yeni bir nesil yetişiyor. Bunlar öğrenirse o kendi çocuğunu öğrenecek. O kendi çocuğuna yine eski Türkiye'yi inşallah kuracağız. Kuracağız. İnşallah. Sizlerle, sizin varlığınız. Bizim de burada bugün ayın 4'ü 4 Mart 2023 size sözümüz olsun. Bunu yani yapmaya çalışıyoruz evet, ama evet. Size de buradayız hocam. Elimizden geleni yapıyoruz olarak bir daha sözümüz olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Varlığınız için zaman ayırdığınız rica için. Ederim, rica ederim. Bu güzel şahane söz vermişti bana yapacağım diye. Çünkü alacağım ben bir türlü gelemedim. Hoca yaptı da ben gelemedim çünkü koşuşturmaktan. Ellerinize, emeğinize, vücudunuza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ ol.